bunların arkadaşlarımızın kullanımına mutlaka açılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Sürekli mesleki eğitim çok önemli bir konu. Yıllarca içinde biz oda olarak da bulunduk. Sürekli mesleki eğitim yönetmeliğimiz de geçen sene itibariyle yayınlandı ve 1/1/2019'dan itibaren yürürlükte biliyorsunuz. Sürekli mesleki eğitimi çok önemsiyoruz ve daha da gelişmesi için çalışmalar yapmamız gerektiğini altını çizmek istiyorum. Dünya gelişiyor, dünya teknoloji gelişiyor ve bu gelişmelerden de biz meslek mensupları olarak payımızı alıyoruz. Bu gelişmelerin en önünde yer alıyoruz. Ama bu gelişmelerle birlikte bizim bir de mesleğimize yeni kazandırılacak olan kulvarlar yaratmak zorundayız. Mesleğimizin bugünkü şekliyle icrasına ek olarak, yeni kulvarlar yaratılmalı, yeni uzmanlık alanları yaratılmalı ve bu uzmanlık alanları içerisinde de mutlaka buraya özgü yol haritalarının, somut yol haritalarının yaratılması gerekiyor. En önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de bu. Evet, iktisadi dayanışmaya geldiğimiz zaman ben çok çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum aslında sizi. Ben uzun yıllardır takip ettiğim bir yapı ve değişik ortamlarda hangi sempozyuma gitsek, hangi konferansa gitsek sizi orada meslekteşe bir şeyler aktarmak üzere bir çaba, bir koşuşturma içerisinde görüyorum. Siz çok rahat bir şekilde TÜRMOP etrafında sempozyumlar, konferanslar şeklinde bu yapmak istediğiniz çabayı doğru da bulduğum bir çaba olmakla birlikte bu şekilde yapmakla yetinmeyip şu an Türkiye'yi tüm odaları gezerek, yani bu işin mutfağını gezerek, bu işin mutfağında neler oluyoru tüm meslek mensuplarımıza aktarmak üzere bir çalışmada olduğunuzu görüyor ve bundan dolayı özellikle sizi tebrik ediyorum. Çok çok önemli. Basın çok çok önemli. Dün itibariyle basınımızın, özgür basının günüydü. Onu da sizin aracılığınızla kutlamış olalım. Teşekkür ediyorum. Bundan dolayı da çok çok teşekkür etmek istiyorum bu çalışmalarınızdan dolayı. Evet, meslektaşlarımıza neler iletebiliriz? Meslektaşlarımıza çok şey ilettik, iletiyoruz, iletmeye devam ediyoruz ama son söz anlamında soruyorsanız, ki öyle dediniz, şunu söylemek isterim. Bizlerin birlik, beraberlik içerisinde mesleği dert edinmiş, meslekteki stajyerden yeni meslek mensubuna, yeni meslek mensubundan daha yeni odalarda görev alan, işte komitelerde, komisyonlarda, meclislerde görev alan, yöneticilik yapan, TÜRMOP'ta görevler alıp yöneticilik yapan tüm arkadaşlar olarak birlik olmaya ihtiyacımız var. Evet. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Biz çok büyük bir aileyiz. Bu çok büyük bir ailenin önümüzde yapacak çok çok işleri var. Çok çok güzel günleri var. Hep birlikte olursak her şey çok güzel olur. Günün güncel şeyiyle, sloganıyla bitirmiş olalım. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de iktisadi dayanışma olarak başarılarınızı devamlı diliyoruz. Ve her zaman dayanınızda olduğumuzu bilin, yeter diyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Sağ olun.